Adnan Oktar'la sohbetler programımıza başlıyoruz. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Ne güzel, ne mutlu bizlere. Hep beraber birlikteyiz. Ender Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey. Hoş bulduk. Erdem Bey. Hoş bulduk. Ne o, düğün varmış gibi söz. İyi olmuş. İyi, güzel. Ne diyelim, aklımız... Aklımız sevgi birliğinde diyelim. Evet. Çok güzel, şık olmuş. Ay ne yapıyorsun? İyiyim, çok iyi. Gökhan ne yapıyorsun? Çok iyiyim hocam, elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Bir minik Adnancı sevdiğim şeker bir bal var. Beni ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Onun filmi var mı sende? Evet var. Görebiliriz. Ak severim ben senin tatlılığını, ballığını, şekerliğini. O dondurup gösterebiliyor musun görüntüyü? Tabii, saniye. Görebiliriz. Yaklaştır yüzünü bakayım. Saliha Hanım buyurunuz. Film olduğu için. Resmini çekip öyle yaklaştırabilirim. Olur. Evet, dinliyorum. Sevimli Kafkas bir bebek var. Görebiliriz. Lan yiyeceğim onun patilerini. Ayakları çok iyi ısırılır onun. Evet, dinliyorum. Danimarka'dan faaliyet haberi vardı. Danimarka'da Erhan ve Filiz kardeşlerimiz birlikte Kopenhag'da Danimarkaca PKK Kürtlerin temsilcisi değil, fosiller evrimi yalanlıyor ve İngilizce çeşitli kitaplarınızdan dağıttılar. Ayrıca hafta sonunda fosil sergisi düzenlediler. Gelecek olanlar topluca gelsinler, aşağıdan hazırlanıp taksi taksi tek tek gelmesinler. Bir genişte hepsi gelsin. Bir daha bu haber oku. Danimarka'dan Erhan ve Filiz kardeşlerimiz birlikte Kopenhag'da Danimarkaca PKK Kürtlerin temsilcisi değil, fosiller evrimi yalanlıyor ve İngilizce çeşitli kitaplarınızdan dağıttılar. Ayrıca hafta sonunda fosil sergisi düzenlediler. Ya yapmışlar yapacaklarını zaten maşallah. Maşallah. Çok bir hayır, çok büyük güzellik. Allah hayırlarını artırsın. İnşallah. Hayırlara vesile etsin onları. Her taraflarını hayırla sarsın. İnşallah. Çok büyük bir güzellik, iyilik olmuş. İsabet olmuş. Beyler, sizleri aşağı alalım. Hanımlar hazırsa gelebilirler. İyi akşamlar, Nevruz bayramınız kutlu olsun diyor. İyi, Allah size de kutlu hale getirsin. Ekser zaman, sevgi ve adalet olsun. Siz Rusya, Çin, İran, bu devletler kardeş, Türkiye'yi yanında olacaklar. İnanmak olar. Yani evet, inanıyoruz tabii ki. İngilizlerin bir İstanbul Devleti Projesi vardı. İngiliz arşivlerinde CAP 23-35 numarayla kayıtlı bu. İngilizlerin devletin projesidir bu. 11 Ocak 1920 tarihli belgede Paris'te İngiliz Başbakanı Lloyd George, otel odasında İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriyor gizli. Toplantıda İstanbul'un Osmanlı'dan alınıp ayrı bir devlet olması planlanıyor. Planlandı.
Çanakkale Boğazı da bu İstanbul Devleti'ne dahil olacaktı. O zamanlar bu harita üzerinde orada çalışmışlar. O devirden kalan, orada çizilen harita. Göstert bakayım. Görebiliriz. Kadir Hocam bak, böyle bir bela varken, böyle bir tehlike varken Allah rızası için bunu yapma. Bak İngiliz arşivlerinde cevap 23-35 numaralı kayıtlı bir projedir bu. İstanbul'un ayrı devlet yapılması. 11 Ocak 1920 tarihli bir belgedir bu. Yani belgenin orijinali bizde. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un katılımıyla ve Lord George'un, Paris'te İngiliz Başbakanı Lord George'un otel odasında yaptıkları toplantıda alınmış bir karardır bu. İngilizlerin devletinin şu an en çok kafasını taktığı olaylardan biri bu. Dolayısıyla boğazların kontrolünü ele geçirmeyi düşünüyorlar bu şekilde. Hocam bu nasıl bir sevgidir diyor. Kızım diyor sizi deliler gibi seviyor diyor. Elazığ'dan gönderiyorum diyor. Özge kızının resmini göndermiş. Maşallah. Hepiniz çok güzel, çok nurlusunuz. Kire çok temizsiniz. Güvenilirsiniz. Efendisiniz. Allah'tan korkuyorsunuz. Modernsiniz. Kur'an'a göre hareket ediyorsunuz. Kendinizi Allah'a adamışsınız. Gençliğinizi, hayatınızı Allah'a adamışsınız. Bilgilisiniz, kültürlü, görgülsünüz, kalitelisiniz. Her şeyi Kur'an'dan ve sizden öğrendik herhalde. Siz nasıl oldunuz? Hayatımda gördüğüm en vicdanlı, en akıllı, en samimi insan sizsiniz. Maşallah. İşte samimiyet sizin güzel temel özelliğiniz. İffetlisiniz. Sevginiz çok güzel, sadakatiniz çok güzel. Vefanız çok güzel. Sizi çok seviyorum.
tutkunuz çok güzel. Yani delice bir tutkunuz var. Bunlar görülmemiş şeyler. Yani topluca insanlarda pek bulunmaz. Onun için insana benzeyen ama insan olmayan mahluklar sizleri bayağı kıskanıyorlar. Haset ediyorlar. Sizi, bizi, hepimizi kıskanıyorlar. Ama ilk bakışta tabii eli ayağı olduğu için insan zannediliyor. Halbuki insi şeytan. Yani gerçekten şeytan. Ama insan görünümlü olduğu için insanlar makul karşılıyor. Farkına varmıyorlar. Kendi ruhu ölmüş. Şeytan bedenine girmiş. Bir bedeni kullanıyor şeytan. İnsanlar hiç anlayamıyorlar. İnternetin başında, bilgisayarın başında şeytanlığını akşama kadar devam ettiriyor. Ya diyor adam nasıl konuşuyor bu, nasıl bu nefret, nasıl bir kin? Karşında şeytan var, iblis var, nasıl yapar? Öyle yapar zaten. Öyle bir nefretle dolur o. Değil mi? Lağım deresinden lağım akar. Pislik adamdan pislik yer başkana gelir yani. Oğuzhan Allah Allah, İngiltere Kraliçesi'yle ne zaman beraber oldu bu ya? Bakayım. Allah Allah. Bizim Oğuzhan değil mi bu ya? Evet. Bir yaklaştır bakayım. Ya başka hususta bayağı sükse yapar. Herhalde bir İngiltere ziyaretine gitti anladığım kadar. İyi ama ne görüşmüş, ne konuşmuşlar bize anlatsınlar. Hoş geldiniz. Çok şık olmuşsun. Sen de çok şık olmuşsun. Evet, dinliyorum. İbrahim Tuncer, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikte Ömer Halis Demir şehidimizin kabrini ziyaret etmiş. Resimleri var. Allah gani gani rahmet etsin. İbrahim kahramandır. İyi yapmış ziyaret etmekten. Ömer Halis Demir, Kabadayı'nın ne olduğunu en güzel anlatan insanlardan birisi. Evet. Yiğitliğin, cesaretin, Allah korkusunun, Allah sevgisinin güzel bir tecellisi. Emel benim canım, onun sevgisi çok çok güzel. Tutkusu da çok güzel. Allah ona hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. İnşallah. Hidayetiyle sarsın Allah. İnşallah. Çok efendi ve bayağı zeki bir kız. Çok güzel bir üniversitede okuyor. İnşallah. Tebrik ediyoruz. Ergin Ali, Azerbaycan'dan. Ergin efendi delikanlı o, temiz, güzel ahlaklı, mütevazi bir insan. Ona kardeşler şefkatle yaklaşsınlar. Sevene üç harfi bir kelime aşk.
yakıyorsun aşk, bitiyorsun aşk. Sorsak ne oldu sana, hisseder de söyleyemez. Kimine uğrar gitmez, kimine kördü görmez. Sorsak ne oldu sana, hisseder de söyleyemez. Aşk, yakıyorsun aşk, bitiyorsun aşk. Çağ yazarı Aslan Bulut, yeni anayasada Cumhurbaşkanı'na eyalet kurma yetkisinin verildiğini belirterek, üstelik anayasa değişikliklerini ben yazdım diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bu konuda beyanı olduğunu belirtti. Mehmet Uçum şöyle diyor: Kürt sorununu yerelden merkeze kadar örülen meclisler sistemiyle çözeceğiz. Dışlayıcı ve baskıcı Türk milletinden kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye milletine geçiş sürecinde Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur. Bu işbirlikleri devam ettirilirse MHP ile birlikte yürünebilir. Gerçekte çok farklı siyasi aktörler de yeni anayasal sistem değişikliğinde rol alabilir demiş. MHP böyle bir şeyi asla kabul etmez. AK Parti de kabul etmez. Tayyip Hocam da kabul etmez. Hayal görüyorlar. Yani bunu yapacak adam daha anasından doğmadı Türkiye'de. Yani onu yapan bedelini öder. Yapmaya kalkan, tahayyül eden de bedelini öder. Öyle bir şey olmaz ve anında öder. Kanla, hukukla karşılığını alır. Öyle bir şey olmaz. Yani tabiri caizse sıkar o. Yani onu yapacak adam daha anasından doğmadı. Tahayyül edecek adam da aklından, yani kafasından geçirecek adam da daha anasından doğmadı. Onu unutacaklar. Kanun hukukla göz açtırmayız. Ya anında karşılık veririz.
dakikasında saniyesinde denemeye kalkarlarsa, kim yaparsa anında karşılığını alır. Hukuk kanun yakasına yapışır. Bir de pardonu olmaz bu işin. Tayyip Hocam şiddete karşı, başbakan karşı, hükümet karşı, İngiliz derinleri sadece istiyor. Onlar da böyle bir şeye kalkışırsa, kalkıştıklarına, kalkışacaklarına bin kere pişman ederiz. Kanunla, hukukta gereğini yaparız. Evet, dinliyorum. Yemek yiyen bir rakun videomuz var. Ya ne hoş hayvan bu ya. Ya hareketler deliliği falan. Lan biraz nezaketli ol lan. O yerim o patileri falan. Ya biz niye sevemiyoruz rakun? Evet, herkes seviyor da yani bu nasıl oluyor? Bu rakun benim olması lazım. Nihan Hanım evet hakikaten çok güzel. Nihan, avukat, hukuk bürosu sahibi, çok becerikli, çok zeki, çok akıllı bir kız. Ta lise yıllarında beni seviyor. Ben demiş avukat olacağım, hocama yardımcı olacağım demiş. Kafasına koymuş. Bak şekerliğe bak sen ya. O zamanla bizden çok uğraşıyorlardı ya. Ta o zaman hırs yapmış. Maşallah. Elinden yüzüne nur akıyor. Bize adet böyle değil, aman da bize adet söyledi.
aşkın gözünü geçtim anam bu sevda. İçi de gelmedi epey. Şimdi alkış çek. Hakkında şunları söyledi. Kadın modern olmalıdır diyorlar. Modern kadın Avrupalıya benzeyen kadın demektir. Müslüman kadın Avrupalı kadın gibi olabilir mi hiç? Zihar olamaz. Olursa kişiliğini kaybeder, dişiliğini öne çıkarır. Sokaklar böyleleriyle dolup taştı. Dişiliklerini ön plana çıkarıp vücutlarını açmada sınır tanımayan bayanlar tacizden de öte tecavüz ediyorlar insanların beyinlerine. Nereye varacak bu gidişatın sonu dedi. Hayır hayır. Avrupa'da dekolte her yerde hakim. Hiç kimse ne tecavüz ediyor, ne saygısızlık yapıyor, ne münasebetsizlik yapıyor. Ne 3 yaşında çocukların bacağı kapalı, ne 7 yaşında kız çocukların bacakları kapalı. Herkes özgürce, medenice, insanca vahşilikten uzak yaşıyorlar. Gayet güzel. Avrupa'ya akın akın gelenekçi Ortodoks inançta kardeşlerim gitmek istemesinin sebebi de oradaki medeniyet aydınlığıdır. 112 acil nöbetteyiz hocam.
lütfen bir anons eder misiniz diyor. Ama aman dikkatinizi siz 112'ye verin, şimdi bizi seviyoruz diye öbür konulara geçersiniz, olmaz. Çok 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 güzel olmuş. Efsa 19 yaşında daha. Maşallah. Nur gibi maşallah. Çok kaliteli kız. Gözlerinizin yeşili çok güzel bir yeşil maşallah. Çok derin ve çok anlamlı, çok akıllı bakışlarınız var. Maşallah. Gözler Allah'ı idrak edemez diyor. Allah bütün gözleri idrak ediyor. Maşallah. Bütün gözlerden Allah bakar. Tek bir insanı bile sevmedikleri için size olan tutkumuzu anlamıyorlar. Ya kardeşim onlara sevgi mevki yok. Kız arkadaşı var. Akşama kadar ona küfrediyor, ona küfrediyor. Hakaret ediyor. Yani nefret var aralarında. Telefonda kızı arıyor. Şu an neredesin? Fuhuş mu yapıyorsun? O ona arıyor telefonla. Şu an sen birine fuhuş mu yapıyorsun yoksa? Neredesin? Anlat. O, yarım saat sonra bir daha açıyor. Şu an nereye gittin? Anlat bakalım. Fuhuş mu yapıyorsun? Böyle bir hayat olur mu ya? Ona güvenmiyor, ona güvenmiyor. Ona saygısı yok, ona saygısı yok. İman olmayınca problem, hastalık, rahatsızlık sel gibi akıyor. Evet, dinliyorum. Belçika'dan kardeşlerimiz bu hafta bir araya gelmişler. Resmini görebiliriz. İman hakikatleri üzerine sohbet etmişler. Minik takipçileriniz de sohbete katılmışlar. Ay severim ben onları. Onlar benim kuzum. Yaklaştır bakayım onları. Dünyanın tatlısı onlar. İkisini de çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Allah ömürlerini uzun etsin. En küçük takipçiniz var Ege'den. Of! En minik Adnancı bu herhalde. Şekerliğe bak sen şunu ya. Nasıl şık, nasıl güzel olmuşlar benim minik Adnancılarım. Dondurmalı gibi kendileri de çok tatlılar. Allah ömürlerini uzun etsin. Hayır versin Cenab-ı Allah. Kalplerine ferahlık, inşirah versin. İnşallah. Mehdi'ye, İsa Mesih'e hepimizi Allah talebe yapsın. Beni de, sizleri de. Görmek de şereflendirsin. İnşallah, inşallah. Ne güzel ya. Ne güzel. Bu azim peygamber göreceğiz. İnşallah. İmam Mehdi'yi göreceğiz. Hatem Veli. Yani gelmiş geçmiş en büyük veli Hazreti Adem'den itibaren. Dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük veli. Yani daha üstüne yok yani. Dünya yaratılmadan diyor Tevrat, onun adı yaratıldı diyor. Maşallah. Bir diyor, Adnen cenneti yaratıldı. İki, Moşiyah'ın ismi yaratıldı diyor. Maşallah. Üç, Tevrat yaratıldı diyor. Sayıyor. Evet. Ben Cemre Hocam, sizi çok seviyorum. Ellerinizi öpüyorum. Estağfurullah, ben sizin ellerinizi öperim. Benim peygamberim Hazreti Musa gece karanlıkta yolda bayanla yürürken Allah'tan korktuğu için bayanı arkasına alıp yürümüştü. Sen ise dekolte hanımları karşına almış oturuyorsun. Sen kime hizmet ediyorsun? Söyle bilelim. Hazreti Musa tehlike gördüğü için, delikanlı ve kabadayı olduğu için ateşe giderken karısına, çocuklarına siz geride kalın dedi. Bunu her delikanlı, her kabadayı yapar. Tehlikeye atmaz sevdiklerini. Geride kalın dedi. Ha Hazreti Musa'nın konuşmasına gelince peygamber kızlarla karşılaştı. Peygamber kızları ona baktı. O da peygamber kızlarına baktı. Peygamber kızlarını beğendi. Kızlar da onu beğendiler. Baba dediler güçlü, bak güçlü ve güvenilir. Sevdiler Hazreti Musa'yı. Hazreti Musa da ya Rabbi vereceğin her ayra muhtacım dedi. Şeytana Allah'a sığınırım. Kastettiği hayır da gerçekleşmiş oldu. O hanımlardan birini aldı, evlendi. Baktı, gördü, beğendi. Baktı, gördü, beğendi ve evlendi. E siz ne diyorsunuz? Bakamaz diyorsunuz. Elif
Canımın içi, minik Adnancıların en şekerlerinden. Ben Cemre, hocam sizi çok çok seviyorum, ellerinizden öpüyorum diyor. Görebiliyor muyuz? Ah severim ben onu. Allah nuruyla sarsın, sana uzun ömür versin, hidayet versin. Ya kardeşim, Bülent hocamın yaptığı tarz. Bülent'i bir daha görelim. Tam bir Avrupalı aile babası ya. Fikret'le ikisini evlendireceğiz. Ama çok mutlu bir aile olur benim kanaatim ya. Modern böyle, eşleri de olur falan. Gel yavrum buraya falan dedikten böyle. Fikret'in kızı olur bence. Değil mi? Onunla böyle arkadaş gibi olurlar. Yani dışarıda falan her yerde beraber gezerler. Hatta onları böyle aynı yaşı zannederler dışarıda. Değil mi? Kızın evlilik kararı aldığında gözleri dolar Fikret'in böyle. Babacığım ne diyorsun falan der kız. Kızım senin fikrine benim saygım var der. Görüşürüz. Modern bir baba olduğu için. Yani akla hayal gelmeyecek olaylar. Daha da detaylara girerim de. Düğün yapacağız. Ama önce böyle kız istemeye gitmemiz gerekecek. Çiçek yaptıracağız güzel. Çikolata falan. Fikret heyecanla bekler kararın ne olduğunu. Evet. Tabii evlilik kararı alırlarsa efendim o zaman devreye gireceğiz. Kız istemeye gideceğiz. Evet dinliyorum. Koltukta yatan bir kedi videomuz var. Ya bunların hep beraber yatmak lazım. Ya şunun göbüşüne böyle puf yapmak çok şahane olur. Gıdısından çok iyi öpülür bu. Tam sevmek için. Maşallah. Maşallah. Kısa bir ara verelim bence. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımız sona erdi. Yarın görüşmek üzere inşallah.